Welcome to the family, son. Reis ne zaman simsaltı oynayacaksın? Ya Eylül, teşekkür ediyorum. Kuzucuğum 16. ayına hoş geldin. Sims 6. Bu konu hakkında çok güzel söylemlerim var. Ya şu Sims 4'ün Pets'i çıksa da belki oyun bir boka benzer. En azından onu oynarız 6'dan önce. Biliyorsunuz 6 hala yapım aşamasında. Eklenti paketlerinin hepsi içinde olacağını düşünüyoruz. O yüzden bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum Sims 6 ile ilgili. Nerede lan benim ödülüm? Şimdi size şöyle bir nasıl diyeyim? Karakterin arka planını anlatayım. Benim buradaki amacım şu. Hiçbir para hilesi falan kullanmadım. Normal bildiğiniz bir evde yaşıyorum. Hani şu başlangıç evlerinden bir tanesi. Burası Aurora Skies. Aurora Skies'da birazcık düzenledim kasabayı aslında. Oradan buradan bir şeyler ekledim. Aslında amacım şeydi. Bu Pets Limited Edition'la gelen şeyi yapmaktı. Cam aç, hava gelsin küçük dürüç. Ay! Teşekkür ederim Zamiş'cim. Hava soğudu. Artık Eylül ayındayız. Ekim'e giriyoruz neredeyse. Bismillahirrahmanirrahim yani. Neyse. Şimdi durum şöyle. Kasabayı birazcık düzenledim. Ama işte diyorum ya Pets'in Limited Edition'ıyla yaptığım bir şeydi. Onu bulamadım. Onun yerine böyle bir sürü bir şeyler ekledim kasabaya. Hani normalde kasabada olmayan mesela apartman normalde kasabada yok. Onu ekledik. Katy Perry'nin eklenti paketiyle gelen şey vardı, bir tane böyle havuz. Öyle bir şey vardı. Onu ekledik. Ekledim daha doğrusu. Kim ekliyor? Kimle kim? Buralarda parklar, ondan sonra toddlerların Aurora Skies'le gelen Learning Center vardı ya. Onu ekledim falan. Böyle güzel. Mezarlığı ben eklemedim. Kasabaya niye mezarlık ekleyeyim? Gerçi ölümümüz olsa nereye yatacağız? Neyse önemli değil. Sinema falan filan. Bak burada stilistik yapabileceğimiz bir yer var. İşte at koşturabileceğimiz bir. Ne böyle güzel bir mekan yapmaya çalıştım. Daha yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Köpeğim burada mı benim? Ha pardon, köpek parkıymış. Because Sims 4 sucks dick. Neyse. Kısacası böyle. Karakterimin amacı şu aslında. Kendimizi kreatifde geliştirip üniversiteye gitmek. O yüzden şimdilik böyle takılacağız. Birazcık kreativitimizi geliştireceğiz. O sırada stilistik yapacağız. Ondan sonra Sims 3'te hani üniversiteye gitmeden önce bir sınava giriyoruz ya. Şey aptitude test miydi neydi? Onu yapacağız. Ondan sonra da üniversiteye gideceğiz. Woohoo! Orada ne yuvalar yıkacağım ben. Orada neler yapacağım. Karakterin amacı hayatta kalmak. Evet, o zaten apayrı bir muhabbet yani. Ondan sonra bir de minicik köpeğimiz var. Bu Lily. Benim köpeğimin aynısı. Lily işte. Şey Luna'yı... Siz bilmiyorsunuz. Neyse. Başka bir köpek daha almayı düşünüyorum. Oyun içinde. O yüzden şey yapacağım. Ne derler? Oyun içinde şey bekliyorum. Hani öyle istediğim tarzda bir köpek çıksın da onu da edineyim diye bekliyorum. Ben onu yatağımda yatırıyorum. Çok sevimli değil mi? Çok sevimli değil mi? Oyunu geri yüklemeye üşenmedin. Bir de CC mi yükledin ablacım, ama hak veriyorum. Sims bu CC. Ya tabii ki Sims. Yüklemeden olmaz. Aynen öyle. Ya oyunu yüklemede bir şey yok da custom contentleri işte modların içine yerleştirmek, onların fixlerini bulmak falan. Problem olan o oluyor genelde. Hot Cookie gördüm. Hoş geldin. Şimdi biraz artık kalkarsanız. Oha ne oldu lan öyle? Uyuyun çocuğum. Daha uykunuz tamamlandı. Sen de uyu anneciğim. Gel buraya. Bunun enerjisi fullmüş de ondan. Mustafa Kıl üzgünüm, yapmalıydım. Ya Mustafa Kıl dedi, anlamadım. Mustafa Ceceli işim ya Furkan ya. Of. Ne yapıyorsun sevgilim? Ay dışarı işedi. Aferin kız sana. Gerçi buraya sana bahçe yaptım ben, buraya işe diye. Orası fark etmez, orada da işeyebilirsin. Hiç fark etmez. Sims 4'te bu arada hatırladığınız gibi, hatırladığınız üzere muhtemelen şey yok.
Petleri hareket ettiremeyeceğiz. Bu benim hoşuma gitti. Biraz gitmedi ama. Üniversitede pederi sugar dedi yapıp bursunu ona ödetmezsen olmaz. Şu ya şey profesörlerden birine yazmayı düşünüyorum ya. Bu sefer çünkü ben onu hiç yapmadım. Mega istiyoruz Beril Unharca. Ya teşekkür ediyorum bu arada. Ya MGO ben de istiyorum ama save'ler gitti arkadaşlar ya. O save'ler yani hani oyunun o kadar uzun seneler boyunca süren bir seriydi ki o. Dolayısıyla seriyi bildiğiniz gitti. Ne açıklaması ya? Heh. Niye ben böyle mutlu kalktım? Kim mutlu kalktı? Ne bu? Mezarlığa gitmek. Niye mezarlığa gitmek istiyorsun? Lili'yi şeye götürebiliriz ama şu anda işimiz yok çünkü bir yürümeye. Bu arada sonbahardayız ya sürekli yağmur yağıyor. Sürekli. Şu World of One... Şöyle yakın bir yere götüreyim seni ya. Kıyafetini giy yalnız. Giymeyeceksin değil mi? Öyle götüreceksin çocuğu değil mi dışarı? Doğru söyle. Merhaba, hoş geldiniz. Çocuğu gecelik de götürecek. Allah'ım, gecelik olsa iyi, iç çamaşırıyla yağmurda yürüyüşe götürüyor ya. Uf. Come on ya. Bir de çıplak ayak. Ha, Allah'ım bir an yemin ediyorum çok korktum. Korktum yani. Şemsiyen yok mu senin? Merakımdan soruyorum. Hani gerekliliğinden falan değil. Sonuç itibariyle şey gibi yağmur yağmıyor. Abi şey diyeceğim bunu kullanalım ya. Multitap'ta karizma kasıyordum ben. Ondan sonra çocuğu götürelim. Go for a walk. Buraya gidelim. Orada takmak zorunda değil. İlla bir yerde takmak zorunda değil. Yürürken de yapabilirdim bunu. Sims 3'ün işte kötü tarafı şey. Bu multitask olayının bitmesi. Hani aynı anda birden fazla iş yapabilme olayı. O biraz problem. Ya aslında gerçekçilik konusunda bence zaten başta bence petleri kontrol edemiyor olmamız gerekiyordu. Hani burada kontrol edebilmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Dördü sevmiyor. Yani hani oynanmayacak kadar sevmiyor değilim ama 4 çok boş bir oyun yani. Aa yemeğimiz varmış lan. Sabah sabah makarna peynir gömeyim. Ya Sims 4 çok eksik. Öyle diyeyim. Yani Sims 4 düşünecek olursanız eyvahlar olsun. Ne kadar? Doğru söyle ne kadar? 101 oh. Tamam paramız var. Rahat olabiliriz. Tamam şu anda itibaren fakirim. 155 simelyonum var. Hoş geldiniz. Ya şimdi Sims 4 çıkarırlarken şöyle bir şey dediler. İnternet öyle güzel ki sanki Minecraft 3'e Minecraft moddamışsın gibi. Evet aslında öyle şu an. Heh ne diyordum? Heh. Sims 4'ü çıkarırken dediler ki diğer oyunların biz size hiç eklenti paketi falan filan şey yapmaya çalışmayacağız. Diğer oyunların diğer oyunlar gibi eksiksiz çıkacak dendi. Yani hani Seasons bilmem ne falan içinde olacak diye bekledik biz doğal olarak öyle çıkacağı zaman. Ama adamlar öyle bir şey yaptı ki İçinde toddler bile yoktu. Havuz yoktu lan. Sims 1'de bile havuz var ana oyununda. Yani düşün. Ayıptır ya. Yalan yani. Göz göre göre yalan. Ben burada evde temizlikçi geliyor zannediyorum her sabah. Dolayısıyla bütün tabakları her tarafa yaymışım. Şimdi iki tane işimiz var. Şuna gidelim. Lili sen... Git. Şey yap aşkım şunu çiğne. Yoksa evi çiğneyeceksin. Bu kim? Ve bu adam nerede? Yakışıklıya da benziyor ha. Nereden gördün onu? Taksi şoförü mü acaba? Yo. Ya ben hep diyorum yani Sims 4, Sims 1'in HD versiyonu gibi bir şey. Sims 1'de bile ana oyundan daha çok detay vardı. En azından hırsızı vardı, itfaiyesi vardı, küçük ekran falan çıkıyordu. Neyse ya aman işte. Kötü yani, güzel değil. Aaa sana mı stilistik yapacağım? Gel bir dakika. Test. Ay yüzüğü var bunun. Güzel çocuk.
güzel çocuk. Yani gideri var. Ari Wong. Bir şey diyeceğim. Evli misin yoksa yüzük mü takıyorsun? Ben işte buna çok takılıyorum. Neyse fark etmez. Seninle bir tanışmak isterim. Charming introduction. Come to me. Ben stilistim. Niye böyle giyiniyorum? Advanced Solar Erkek Radar mod on yaptı az önce. Advanced Solar Erkek mod activated. Kılar. Kitty Powers'a dönebilir bilmiyorum. Yani şu an ben hani gerçek hayatta yayın dışında nasıl oynayasam öyle oynayacağım. Ha mesela oyunda araba yok lan Sims 4'te şimdi düşünecek olursan. Bildiğin araba yok yani. Abi alt tarafı tanışın dedim, muhabbete girin demedim ki ben. Sen çekirde misin? Benim burada müşterim var. Allah Allah. Neyse tanıdığım biri oldu en azından. Allah. Party outfit istiyor. Günlük giyecek şey istiyor. Bir de Hello Pink Ego Box, hoş geldin. Yeni bir gün. Bence zaten senin günlük kıyafetinde büyük bir problem var. Onu düzeltmemiz lazım. Dışarı çıkarken giyecek, pardon, dışarı çıkarken değil, böyle özel günlere giyeceği şey istiyor. Bir de mayo falan istiyor. Güzel. Dirt. Nakuş. Evet, Sims 4'te o yüzden hiç şey yapmak istemiyorum ya. Karşılaştırmak da istemiyorum. Hani çünkü ya sana ben giderim var dedim ama şöyle yakından birazcık görünce ve kıyafetlerini de düşünecek olursak bir an böyle bir geri çekilme isteğine bir geri çekilme isteği oluştu bende. Biz kıyafetine dönelim. Günlük kıyafetini değiştirmek istediğini söyledin. Yeni kıyafet. Okay, alright. İkinci giydiğin ne? Ona bir bakayım. Çünkü birincide iş yok. Ona bir garanti veriyorum. Şunlar yüklenene kadar bir acıtıyor yani. Ya Serhan öyle diyorsun ama eksiklerin giderilmesi için dakika başı dandik dandik eşya paketi çıkarmalarına gerek yok. Hiçbir şeyin değiştiği yok çünkü. Bu daha güzel, daha tolere edilebilir ama yine kötü yani. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi günlük kıyafetler yüklensin. Demin yükledin. Niye tekrar yüklüyor bunu acaba? Niye böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişler? Bekleme süreleri çok. Evet. Ama işte açık, her yer açık olduğu için, hayat da orada devam ettiği için. Hani onun en azından bir mantığı var. İlk bağışımı sonunda yaptım. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar, öptüm küçük türüç. Teşekkür ederim Oxlera. Tanku, ilk bağışın için. Allah'ım yüklenir misin? Sims Mobile'ı ben geçen seneden beri bekliyoruz galiba. Herhalde çıkmayacak ya. Ben artık o şeyden çıktım. O mentaliteden çıktım. Sana bunu giydirsem beni döver misin ya? Bir de ben stilistik kariyerini hiç şey yapmadım. Yani tamamıyla yapmadım. O yüzden neye göre neyi beğendiklerini, neye göre neyi beğenmediklerini bilmiyorum. Ya mesela bunu versem beğenecek misin? Anlatabiliyor muyum? Bu beni endişelendiriyor. Mobile Brezilya'da çıktı. Bizde değil. Sana böyle ya ne bileyim ben, bu ne? Oo! Girl. Bunların niye şeyleri yok acaba? Thumbnail'ları yok. Balina kıyafeti giydir. Bunu giydirsen mesela. Bunu giydireceğim lan. Bunu giy. Tamam. Sonra canım beni içi ne dedin? Ne istiyorum dedin? Formal wear istiyormuşsun. Tamam bak bu çek. Tekrardan böyle full bir kıyafet bakalım sana. Deminki mesela güzeldi böyle vampir kıyafeti. Sims'in çok gelişmiş, çok iyi. Ya Sims bence hani bir
Ne derler? Oh, this is good. This is very good. Ama o kapağındakinin çıkması lazım. Hani bir rakibi olmadığı sürece o şımarıklığına devam etme şansları olacak. Çünkü adamlardan kimse bir şey beklemiyor. Dolayısıyla böyle Sims fanları öyle insanlar ki böyle önüne konulan her şey ay çok güzel olmuş, ay müthiş olmuş diye sürekli saçma sapan eklenti paketlerine onay veriyorlar. Dolayısıyla insanlar artık böyle ne çıkarsak bunlar yiyecek mentalitesiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla ben bir rakibi gelmeden değişeceğini düşünmüyorum. İşin açıkçası. Ya kapitalizmde değil de yani böyle şey... Laundry Day mesela. Yani Sims 4 oynayanlara bunu sor. Adamlar bayıldı ona. Ay çok güzel, yaşasın işte, çamaşırlarımızı yıkayalım. Yipso. Ya ruh hastası, kimse sormuyor şey nerede? Seasons nerede? Üniversite nerede? Pets nerede lan diye. Kimse sormuyor. Adamlar vampirleri bize parayla sattı. Dandirik böyle bir minnacık bir şey. Kimse buna ayaklanmıyor. Ama ay çok güzel çamaşır seti geldi. Woo! Böyle gerizekalılara böyle muamele edilir. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Yanlış şey yaptım lan ben. Bir de aa formaları üstüne mi yaptım ya? Yeni açtım değil mi? Bas bas. Üstüne yapmışım. Fuck. Yeni açayım. Çünkü sanki üstüne yapınca sinir oluyorlar. Gibi birisi var içimde. O yüzden yeni açacağım. Mardunsa. Mardunsa. Geri al. Geri al. Üstündeki de güzelmiş ha. Yipso. Ya Vampires mesela trailer'ı müthişti ya. Project V patladı ya. Siz onun şeyini gördünüz mü? Gösterdikleri şeyleri. Ağlarsınız. Project V komik. Aksine. Ama çok yavaşsın ya. Ve o kadar da eklenti paketim yok yani. Daha doğrusu custom content'im yok. Dur! Redo. 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 Love me like you do. Bence de troll gibi duruyor daha çok. Çünkü komik yani. Formal. Heh. Extra ekle. Babamız sarhoş. Paramız yok. Ya daha stilistik kariyeri yapacağım diyorum. Daha şimdiden para buldum da adamla kaçtım. Bir sakin ol. Entrika'ya girmeden önce bir kariyer yapayım ya. Taylan'a ağla. Al bunu git, tamam mı? Sana yok cool mu bir şey. Yeter, içim baydı. Ne zamandır oynamıyorum Friday the 13th var ya. Ya bak mesela burada ekleyemiyorum. Çok acayip. Ekleyemiyorum. 3 tane ekleyebiliyorum en fazla. Üçüncü ile ikinci aynı zaten çocuğum. Embesil misin? Al. Al bunu da giy git. Bak çok stil oldun şu an. Hadi git şimdi. Accept. Bakayım beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Özellikle günlük kıyafetini özellikle seçtim. Beğendin değil mi? 3 simalyon ne lan? Eşol eşek. Ne diyor? Tamam. Fotoğraf mı çekeyim? Ay! Poposunu çektim. Bir dakika bir geri. Ne yapıyorsun? Sen stilettin. What the fuck? Kızım bir şey diyeceğim. Bak şimdi. Gerizekalı. Ay bir de ebesine gönderiyor beni bak. Ta buraya. Keşke bunları yan yana yapsaydım ya. Adamın poposunu çektim portfolyoya. Yapacağın işe. Öf. Wow. Hakikaten görebiliyor muyum portfolyomu? View images. Bir dakika. Bu
ya böyle parmağım çıkmış gibi. Name? The Popo. Dur. Evet. Tamam, bunu geri koyabilirsin. Yerine koy. Niye koyamıyorum? Aa! Geri koyamıyorum içine. Ne saçma. No no no, don't do that. No. İçine kıyı koydurtmuyorum. Sinir oldum şu an. Ama koyma. Zaten Ari'nin poposunu şey yapacak halim yoktu. Portfolyoyu koyacak halim yoktu ya. Tamam şimdi. İki tane yeni günlük kıyafet istiyor. Ne yapıyorsunuz? Buraya iş için geldim. Lütfen kendinizi toparlar mısınız? Ne istiyor? Kime yapacağım ben bunu? Björn'e. Björn? Buraya iş için geldim, seni lanet olası peri. Abi, hakikaten moda anlayışın yokmuş yalnız. O ceket nedir ya? Björn. Björn. Yipso. Okey, o kanatlarını keşke içine soksaydın. Yarın okulum yok. Suck on that. Yarın günlük kıyafet, yarın değil tabii. Everyday. Şimdi bak, anlaşalım. O kanatlarını, rengini değiştirmediğin sürece bu iş olmayacak yani. No. No no no. Neyse, Allah'tan bir tane kıyafetim varmış günlük. En azından günde sadece bir kişiyi yapıyorsun. bakalım sana... Bak şimdi, sen sarışın bir perisin, tamam mı? Bunun üzerine nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum. Sarışınsın, perisin ve kanadın var. Bu komboyu nasıl geçerim bilmiyorum. Şu dolsun da ona göre bir yapalım. Bir de iki tane kıyafetiz. Ya hakikaten utanmadın değil mi? Neyse. Kanatlar bir şeye benzemiyor. Sorun bu. Ulan bir de Sims 3'ün içindeki kıyafetler şey direkt. Böyle 90'lardan kalma. Sana bunu giydireyim mi? Ne olur. Ya da bunu. Böyle göğsünü açık gez. Ha? Çok iyi fikir bence. Bir şey değil, etrafında ne olacak biliyor musun? Etrafında sürekli benim giydirdiğin tipsiz insanlar olacak. Bunun altına yeş, evet. Evet! Bitch, slay! Şunu da düzelteyim. İçindeki kelebeği ortaya çıkaracağım. İçindeki kelebeği... Buna bir de maske taksak. Eyvah, bu var ya, yemin ediyorum ortada böyle gezecek ve ben bunu böyle gördüğümde ağlayacağım. Üçüncüye geçelim. Pantolonun kalıbı güzelmiş ama, öyle demeyin. Bak, cuk diye oturdu adama. İçindeki kelebeği ortaya çıkar. Bir de yaz için bir kombin düşündüm sana. Bak şimdi. Yazın güzel havalarda şort giyebilirsin. Kesinlikle o bacak kaslarını ortaya çıkar. O bacak kasları çıksın. Yeni adı El Tapatio. Where did you put it? Pardon. Rosario. Where did you put the Tapatio? Demek varken El Tapatio da geçmiş olsun. Şimdi bak. Alt olarak bunu düşündüm. Üstüne de böyle yakası hafif açık. Omuzdan böyle düşen. Bak şimdi düşün. Omuzdan düşecek. Yani böyle sahile maile gittiğin zaman, ne bileyim, omzun düşük, omuzundaki şey düşük olacak. Düşünsene kızları. Huu. Düşün. Sadece düşün. Dolar mısın artık? Ay. Ya da can kurtarınız diye. How you doing? Anne,
How you doing? Emre hoş geldin kuzum. Tamam. Peki. Tamam. Şöyle yapalım. Bak tipin ve kanatlarınla kızları ağımıza düşüremedik, tamam mı? Ama eğer can kurtaran olduğuna ikna edebilirsek bence elinden kaçmaz. Bak bunu iyi düşün. Eldiven ve şey konusuna geleceğim şimdi. Ya sonuç itibariyle deniz ortamında bot giymeyi düşüneceğini istemiyorum. Galiba bir de çorabın var. O kokar. Yani insanları kurtarırken içeri gir çık kum olacak içi falan, bırak onu çıplak gez. Biliyordum çorabı var hıyarın. Bildiğin çorap. Bildiğin has çorap. Bu eldivenler nereden çıkıyordu Allah aşkına, unuttum ben. Ay bir de bunun üstüne tak. Ha tamam. Hayır çıkar onu, çorabını da çıkar salak. Seni deniz erkeği mi yapsak acaba? Oyaz. Hayır. Tamam bak. Beni iyi dinle. Gayet güzel oldu. Artık bu tipinle avlayamayacağın av yok. Bu bildiğin inek ama içten sinsit. Evet hani korku filmlerinde ilk ölen. Beğendin değil mi? Önemli olan bu. Heh, şimdi düzgün bir poz ver bana. Bak popon değil. Düzgün poz ver. Allah seni kahretmesin. Ay. Tamam hadi git. Git. Gözümün önünden çekil. Tamam. İşlerimizi bitirdik galiba şu anda. Evet. On the clock. Şimdi evimize gidelim. Ve yapabileceğimiz bazı şeyleri yapalım. Örneğin. Dur sen eve koşana kadar bir kreatif attırırsın be. Attırırsın diyorum. Karizma arttırırsın. Hı. Onu giy. Ondan sonra eve. Bir hızlanalım. Abi taksi vardı be. Hate. Yaz bir şey değil mi? Deminki adam 3 şey simelyon verdi ya. Şimdi düşünecek o zaman 96 iyi yani. Hı. Nerede benim Lili? Lili! Ne yapıyorsun çıkım? Nereye gidiyorsun? Gel. Bir yandan da köpeklerimi eğitmek istiyorum. Eğer bulabilirsem diğer istediğimi. King Charles istiyorum. Nerede o? Bir bakalım şuna. Adopt a pet from shelter. Bakalım. Var mı? Ne havladın ha? Diğeri de mi 96 verdi? Aba. Hanika, Hanika Flam. Quib. Nif Quib. Nabu, Nakip. Nabu, Nakip. Fazbola bak. Ya kedi değil. Hayır, kedi değil. Köpek istiyorsun Beril. Köpek. Ne bu? Mat. Hepsi mat. Mat da şey iki cinsin karışımı oluyor galiba. Yani King Charles yok henüz. Neyse bazı şeyler kısmet. Ya da belki de buralarda falan var mıdır diye düşünüyorum da. Dur tuvalete bir gideyim. Ne yapıyorsun aşkım sen? Gel gidelim şeye. Parka gidelim. Kim kokuyor be? Sen kokuyorsun. Köpüş mi kokuyor? Yoo. Hiç yok kokmuyor. Ne kokuyor? Bir şey kokuyor. Bunu şu kokuyor. Allah sizi kahretmesin. O zaman poponu temizleseydin be. Al. Bok ettin. Bir 50 simenyon daha popomuza şey klozetin kapağına sıkışıvermiş. Öf. Bozuk. Heroes never die. For a price. Tamam gidelim gel. Gel bebeğim seni bir sosyalleştireyim ben. Kuyruğuna bak kıstırdı. Tipe bork. Bark. Hadi bakalım.
Bir gidelim diğer köpekler sosyalleşelim. Orada belki başka biriyle de. Aa, Heroes Never Die de gitti tabii değil mi? İnanmıyorum. Oo, Epic Line gitti be. Online dating yapabiliriz. Doğru. Ha, Heroes Never Die doğru. Birinci anlandırınca yine gidiyor ya. Ya renk bende problemli değil aslında ama niyeyse stream'e tuhaf gidiyor. Ne yaptın kız? Kaka mı yaptın? Görmedim. Neyse. Biraz hızlanalım. Senin bu iş kıyafetin beni delirtecek ya. Bu ne biçim bir kıyafet? Merhaba, hoş geldiniz. Her Story güzeldi be. Yapımcıları bir şeyler yapıyordu ama iyi bakmak lazım. Vegan süt de lan. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. I will send you my consultation fee. Luca hoş geldin. Allah'ım bu park nerede? Ebesine gittin. Yeter artık, duymak istemiyorum şu dondurmacıyı. Takip mi ediyor? Ne yapıyorsun? Korku filmi mi bu? American Horror Story mi ya? Ne oluyor lan? Sesleri duyuyor musunuz? Ne oluyor? Abi sinema yeri varmış ya. O kadar uydu ki. Ödüm koptu. Yemin ediyorum ödüm koptu. Şuradan palyaçolar inecek diye. Tövbe bismillah. Parkta sadece benim olmam. Ne kadar yalnız bir insanım ya. Şuraya bak. Bir dondurmacı, bir de ben. Bir de Lily var. Çocuğumu buraya sosyalleştireyim de gideyim, kimse gelmiyor. Sinemaya mı gittiniz? Ne yaptınız? Öf. Doğacım, Beyza'cım teşekkür ediyorum. İti izlemedim. Yarın falan izlerim herhalde. Değil mi Barış? Yarın gideriz. Olur. Bana uyar. Yarın bir şeyimiz yok. Dondurmacı niye bekliyor bilmiyorum ve çok korkuyorum. Ay Tekin hoş geldin. Evet, artık böyle. Madem herkes 18 Eylül'de okula başladı, biz de okula başlayacağız. Bitch, you gonna float. You float too. Bari bitirseydin bir şey kadar kaldı be. Öf. Bitirdin mi onu? Bu ne ya? Bu da bütün gazeteleri hordluyor. Bana bak. Al. Şunu şurada bırakayım mı? Belki biri bulur. Baba. Asabilir miyim bunu? Asamıyorum. Hayır. Şu Ari'nin poposuna asacaktım parka. Ya. Eve asayım ben bunu. A, gidiyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Yemin ediyorum. Bir. Burada fetch oynamak için atmak için yeterince yer yok. Parktayız. Diyecek hiçbir şeyim yok. Köpeğini bırakıp gitmiş olman zaten ayrı bir muhabbet de. Neyse artık. Arkadaki mamayı ne yaptın? Heh. Bak, ilk portfolyo fotoğrafım olarak Ali'nin poposunu şuraya asmak istiyorum. Bunda yok muydu be yukarı götürme falan? Yukarı gidiyordu sanki bunda. Gitmiyor muydu? Gitmiyor muydu? Hatırlamıyorum. Patatesli patates gördüm şimdi ama ondan önce görmemiştim gerçekten ya. Ha, tam buldum, tam.
Sorun yok. Şeyde yokmuş. Live modda yokmuş. Ali'nin poposunu buraya anı olarak koydum. Bu bizim ilk işimiz. Bu bizim ilk işimiz. Bunu asla unutmayın. Bugünü hatırlayın. Şunu çöpe at. Allah seni kahretmesin. Gazeteyi ne yapacaksın? Yupora var ya, olmaz olur mu? Ben hatırlıyorum çünkü 3'te vardı. Şey yok ama hani böyle Sims 4'teki kadar detaylı değil yani. Ha, karizma o yüzden mi gelişmiyor ya? Öf. Merhaba Mert, hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Seni soracaktım ama söylemişsin. İyi, sen sorun yok. İşte onu diyorum ya. Poposu sanki böyle Sim'in şeyi gelmiş gibi, parmağı gelmiş gibi. İremciğim doğum günün kutlu olsun şimdiden. Şurada bir hızlandıralım biraz. Saat kaç oldu? Oo, saat 11. Yarın işimiz var mı bizim? Var. Var mı? Ay, yok diyor, kıyamam. Şey, Sim'e diyordum. Şunu bitirsin de bende de böyle bir şey var. İlla bunu bitireceğim, öleceğim. Ne kadar bu? 3 mü? 3 mi? Bu kadar o boya paramı karşılama. Ayıptır ya. O Lili Hanım yatmış bile. Ve onu oraya öğrettim çünkü orada yatsın diye. Yat bakalım. Evet, herkes uyusun. Neyse, ilk tuvalimizin 3 simenyona satıldığını asla unutmayalım, olur mu? Bizim hiç arkadaşımız yok bu arada. Yani hep böyle tip insanlar. Bu şey üniversite maskotuydu. Tek arkadaş, şu dünyadaki tek arkadaşım ve en iyi arkadaşım Lili. Nereye gidiyor kız? Lili, nereye kızım? Seni yerim salak, tipe bakar mısınız ya? Baba tipe bak bak. Baba bak. Bak 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 bak. Salak. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Bakar mısın şuna? Hep de aynı animasyonu koymuşsunuz. Ay, bu arada kokuştu Lili. Şu anda onu fark ettim. Bildiğin. Bildiğin. Kokuyor. Sesim. İyi, kokuyor. Biz bu çocuğu yalnız burada yıkayamayız ya. Benim küvet almam lazım. Yemin ediyorum, masraf üstüne masraf. Bir şey diyeceğim, ben zaten çalışmak zorundayım çünkü üniversiteye gidecek param yok. Yani ya çalışıp burs alacağım, öyle gideceğiz. Ya da yok yani, bildiğin yok. Burada çalışmayacak çünkü şununla yer yok galiba ya. Neyse, bu kalksın da sabah. Sanattan ya, Sims 3'ün bug'ı gibi bir şey o zaten. Ressam oluyorsun. Ressam olduktan sonra istediğin her şey oluyor. Ne yapacağız? Pool party mi? Bunu mu ben Allah'ım yarabbim yanlış şeyi kilitledim. Hakikaten dandirik duşakabim bile benim boyadığım tuvalden daha çok para etti. Farkındasınız değil mi? Abi çok üzücü ya. Ha mesela evet, Faye vardı. Bizim ressam var ya. Nasıl zengin? Nasıl zengin etti bizi? Arkada bütün hayatı boyunca resim çizdi ama. Bir de öyle düşün yani. Şu kalan yemeklerimi yiyeyim. Keşke gerçek hayatta da böyle bir yemek yapıp 20 gün onu yesem.
Şunu ye. Şu sabah rutinimizi biraz daha hızlı hale getirebilirsek. Birazcık daha, birazcık daha hızlı git. İşin güzel kısmı, belirli bir süre hani işe gidip belirli bir süre gelmemiz gerekmiyor. Dolayısıyla istediği o süre zarfında istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Hadi kızım, yıkan kuzucuğum. Seni yıkayalım mı aşkım? Yıkayabilecek miyim seni bilmiyorum. Fai zindandan çıkar, paran azaldı. Hakikaten ha, of kızı. Ya komik bir şey yapacağım. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Arada bunu yaparız artık, yer yok. Ben bunu bir yerde daha yapıyordum. Bir ara o kadar fakirdim ki bir ailemde. Şey, tek bir kapı alabilmiştim. O kapıyı böyle oradan oraya ekliyordum. Odadan çıkabilsinler diye. Şu anda da öyle yapıyorum. Yer yok, ne yapayım? Bir tık attırırız bunu zorla. Yapacak bir şey yok. Rabbim, çocuğumu yıkamayayım mı? Fey bodrum katında ya. Ay benim güzel kızım, nasıl güzel yıkanıyor. Bakalım için hiç. Bak bak. Fakirliğin gözü kör olsun ya. Çocuğu sabunlu kurutmasaydın keşke, de kaşınmasaydın sonra. Ah! Hadi sen de bir poponu yıka. Çocuk aç. Bu ne? Bu ne lan? Bu nereden geldi? Birileri yanımda bir şey yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Ses çıkarıyorsunuz veletler. Kimsiniz siz ya? Zengin misiniz? Burası zengin mi? Fena değil. Neyse. Bu konuya sorayım. Bu nereden geldi? Gider misin? Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Aa. Ne kadar bu? Bitti. Sat. Sat. Oyun bana acıdı şu an. Oyun bana acıdı. Haydi kızım be. Bugün leisure day değil mi? Tamam. Keşke bilgisayarımız olsaydı. O zaman dışarı çıkmamız ya, ruh hastası manyak dondurmacı. Gider misin kapının önünden? Yeter be. Aa. Her Allah günü bununla mı uğraşacağım ben? Ruh hastası ya. Her gün orada. Her gün. Dur bakayım, bu parayla banyo geliştirebilir miyim ki? Bir deneyelim. Ha tamam. Sadece burası olur mu? Can't do that. Niye? Bu var diye mi? Niye bacım? Why the fuck not? Şey yüzünden mi acaba? Şu yana genişleyebiliyor muyum? Hayır dur. Ha, burasını yapamıyoruz. Kabinet var şurada. Şunun yüzünden galiba. Şu arkadaş yüzünden sanırım. Ha tam böyle oldu. Bunu da yapabilirim şimdi o zaman. Mantıken öyle olmuş. What the fuck? Çit tamam ama düzelt, dur. Şunu sileyim ya. Fuck you. And you. Şuradan şunu tutturup. Niye ya? Merdiven yüzünden mi? Sanırım merdiven. Her şeyi sattım ve o birazdan hiçbir yer kalmayacak. Galiba hakikaten simden dolayı, durun. O şeyi oradan çıkayım, evet. Merdiven de değildi, simden dolayı. Şeyi burada unutmuşum. Hop. Merhaba, hoş geldiniz. Şuradan. Herhalde yapabilirim diye düşünüyorum. Herhalde. Edisa merhabalar. Yani bilmiyorum. Yani şunu şuradan çıkardıktan sonra muhtemelen yaparım diye düşünüyorum. Bir çıksın da. Ha,
Hadi be kızım, ne yıkandın ha? Oha sen, kız ne yapıyorsun? Rastası. Dur. Dur. Hayır, scold. Scold. Bunu al orada, al çocuğum. Ha, tuvalet yüzünden gidemiyorum mu diyeceksin. Hayır, tuvalete gidemiyorum diyeceksin. Okey. Şöyle yapalım. Şimdi deneyelim. Bakalım ne durumdayız. Evet Barış. Ha? Ya ananas! Bana mı dedin? Evet canım. Neden? Klavyeyi kıran Barış abimi diyorlar. Ha, ne yapayım, çok da hafif dokunuyor. Yok canım, o zaten bizim şey streamlerin şeyi oldu artık. Evimi geliştirmek istiyorum. Tamam iyi. Aa malladım. Hah durun. Ay çığıracağım artık, yeter. Ya oğlum. Evimi... Ya kendim duvar çekmemek için bu kadar uğraştım zaten. Kendim duvar çekeceksen bu tuğlun ne işi var? Hayret bir şey ya. Aman. Şimdi diyecek ki ay bunu da kıramıyorum kusura bakma diyecek. Ben de küfredeceğim. Hep beraber rahatlayacağız. Hatta şunu yapacağım ya. Tamam çok güzel. Evet. Şu çitleri kır. Kır bunu. Bundan sonra al bunu. Yap bunu. Sonra al bunu. Yap bunu. Şuraya bak. Havuz şeyi koymuşlar. Allah'ım yarabbim ya. Ay ama ferah oldu bak şimdi düşün. Ay şeyi kırdım ben. Öf. Elisa çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldin, sağ ol. Hop. Bunu da böyle koyduktan sonra bir şey diyeyim mi? Ay canım çok banyo yapmak istedim. Neresi be? Tımar. Ya niye tımarhane hücresi gibi banyo? Aşk olsun ya. Adamlar öyle uygun görmüş. Niye ben bunu değiştireyim yani? Cam, aa camını unuttum. Bir şey diyeyim mi? Ama tuvalet de cam çok acayip değil mi? Ya şu üste koyayım ben, bodrum camı gibi olsun. Ya çok acayip. Bu ne öyle kıyafet? Mesela yıkanacaksın, banyo şey var. Kocaman pencere var. Ya koyduğu pencere de şöyle bir pencere ha. Bu böyle bir pencere vardı burada. Önüne şey koymuş, panjur. Ben yer miyim? Ben yer miyim? Yemem. Oradan, o aradan gözükür o. Bak gözükür yani. Hiç hayatta yemem. Kokmaz. Gayet güzel. Bir tane penceremiz var. Gayet yeterli. Hiç böyle şeylere gerek yok. Maceralara gerek yok. Şuradan bir tane güzelce bir... Ay bu ne güzelmiş. Hiç uyumlu değil. Bakayım. En sevdiğim. Şimdi hep bak fakirlere hep bunu koyardım ya. Urfa mı? Ya tamam değiştireceğim be. İnanmıyorum ya. Yani bu kadar tribe gireceğinizi bilseydim baştan düzelttirdim zaten. Banyo takıkları. Ben unuttum tabii sizin elitizminizi. Özür dilerim. Özür dilerim. Oh, tencere kimi? Bir gömdüm mikrofonu. Dondurmacıya mı? Dondurmacı bey gelü bur duş alıyorum. İnanmıyorum. Hayır ya. Saçmalama. Elimi bir gömdüm arkadaşlar. Bir gömdüm. Bu ne mesela? Yuh! Elitizmlendim. Özür diliyorum. Gerçi elimi çok kötü vurdum. Kimse de elime bir şey demiyor. Acıdı mı falan yok. Al. Bak şimdi hamam oldu işte. Buyurun. Hamama hoş geldiniz. Hamama hoş geldiniz. Yere havlu koysam ya. Bunu koyayım. Al Urfa. Şuraya mı koysam?
İlla koyacağım. Ben banyoya girdim mi çıkamıyorum işte. O yüzden banyo yapmak istemiyorum. Bir halı koyayım buraya ben. Halı da değil. Bak dur. Ama havlular böyle olur. İyi al. Elitist. Şimdi 10 saat bir de onu da beğenmeyeceksiniz. Ben sizi bilmiyor muyum sanki? Ay o olmadı. Ay bu ne havuz gibi. Ay bu ne şey gibi. Bak klasiktir bu. Tamam bunu yap git. Abla seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Barnal teşekkür ederim. Çok teşekkürler. 1500 bit. Huuu. Teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Siz olmasanız zaten bu kanalda olmaz. Siz olmasanız gayet sıkıcı olurdu yani bu iş. Teşekkür ediyorum desteğin için. Hey. Wood tile. Ha, bunu arıyorum deminden beri. Siz iyi ki varsınız. Teşekkür ederim ya. Çok tatlısınız. Al. Gayet modern ve klasik bir banyo. Bu banyo size gelsin. Evet bu bak şimdi evin güzel kısmı hakikaten mi? Neyse bak. Normal hayatta da böyledir. Yani bir anda böyle bütün parayı eve yatırmazsın herhalde. Böyle bölüm bölüm yerleri yaparsın. İşte olur. Bütün yerleri tek tek yapacağız. Mesela önce banyo ile başladık. Burası daha gelişebilir. Çünkü banyo küvetimiz çok dandik. Onu biliyorum. Banyoda yaşa bence. Aa, inanmıyorum size ya. Tamam abartmayın. Üniversite hayalimizi tuvalet açacağım. Ben üniversiteyi unuttum. İnanmıyorum. Yeminle unuttum. Ya. Üniversiteyi... Küvete harcadım. Öyle diyeyim. Hasan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Poki ve Api Kulübü'ne yeniden hoş geldin. Desteğin için teşekkür ederim. Tanık hu. Haçan. Ma. Banyo Fransız saraylarına dönmüş. Hani fakir dik biz. İna. Bak. Size bir şey söyleyeceğim. Eğer fakir olduğunuza inanırsanız fakir gibi yaşarsınız. Ama eğer içinizde fakir olduğunuza inanmayan bir şey varsa asla fakir olmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla son kuruşunuza kadar harcayabilirsiniz. Bana güvenin. Evet hakikaten arkadaşa ihtiyacım var. Tekrar test ettim. Arkadaşsız karizma kasabilir miyim diye. Hayır kasamıyorum. Neyse şurada konser varmış. Ona gideyim bari. Abi bıktım bu o dondurmacıdan. Ben artık bıktım zaten. Yeter artık. Man this place is popping. Oo arabalara gel. Şunlardan birini yürütebilsem var ya. Huh. Adeta zenginlikten uçacağım. Ay şimdi de gelmiş. Allah sizi kahretmesin. Bu ne biçim bir ses? Bu ne? İnşallah siz performans yapmıyorsunuz. Aman Allah'ım. Oh my freaking god. Bitch stop. Susar mısın? Ha yanlış tuvalete girdim Allah bilir. Gir. Joanna. Hakikaten tam Joanna şu an. Oo. Ya gidip bunlarla tanışacağım. Siz susunlar diye. Lütfen susar mısınız ne olur? Gelin iki muhabbetin belini kıralım şuradan. Hadi, hadi. Bak şu ses sizin sesinizden daha güzel. Bunu söyleyeyim de. Bak sifon sesinden bahsediyorum. Yanlışlıkla olmasın. Kadının kuyruğuna kim bak? Oo bitch! Sofia Rion! Oha bir dakika çocuk yakışıklı. Chin Han.
Abi ben galiba hep aynı ailenin çocuklarına yazıyorum. Ben o kızla tanışıyorum. Ay susun, Baldur! Hayır hayır, Inabote değil. Aman Allah'ım. Oh. Ya benzemiyor be, gayet de yakışıklı. My fucking male detectors. Dın 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 dın. Dondurmacı, Allah korusun o don. Tam Allah'ım çok şükür sustular. Bir an böyle bir şeye girdim. Nirvana'ya ulaştım orada, çok şükür. Aluki. Aluki. Estela, gel bakayım buraya. Seni yakın arkadaşım yapmaya karar verdim. Sonuç itibariyle ne bileyim ben. Seni değil. Sofia yapacağım. Çünkü o güzel giyinmişti. Advanced Male Detectives On. Ya potansiyeli varsa tipinin, ben onu düzeltirim zaten. Dondurmacı çocuklarımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Burada kim performans gösteri yapacak? Sen mi? Sen çok performans yapacak birine benziyorsun. Konuşalım. Kariyerin hakkında konuşalım. Benim evdeki banyom, evdeki gibi banyom olsa hayat boyu orada yaşayarak. Ay düşünsene, kokar orası. Yani bir banyoyu ne kadar iyi yaparsanız yapın, istersen altından olsun o Arap şeyleri gibi, o banyo kokacak. Kokacak yani. İçine kaka düşecek. İstediğini yap. Orada yaşamak istediğin evi misin? Merhaba, hoş geldiniz. Tam muhabbetin üstüne geldiniz yani. Dondurmacı Üniversitesi. I'm back bitches. Na 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 na. Hamam. Ha, hamam olur bak. Git hamamda yaşa. Bak hayvanlar hakkında konuşalım. Mesela seviyor musun? Hayvan sevmiyor musun? A bitch. A bitch. No. No. Arkadaş olamayız, üzgünüm. Bye. Gidip torbacıya yazacağım. Yemek yiyoruz. Bu saatte ne yemeği çocuğum? Saat 10 olmuş. Bir de evet, herkes eldiven giyiyor, farkında mısınız? Bu üniversiteye hazırlık ya. Ay sese bak. Ne yapıyorsun? Bir de düet yapıyorlar. Allah sizi kahretmesin. Ay. Ay. Adamla ilk tanışıp çıplak, seni çıplak çizebilir miyim? Ne demek ya? Ruh hastasınızsın sen. Hayır. Bize ne? Proprietor ne lan? Üniversite paramı barlar. Bak şu an hiç para çıkmadı cebimden, lütfen. Üniversiteye elder olunca... Ya niye, bence yaşımız geçince de daha olgun bir şekilde üniversiteye gidebiliriz. Çıplak herhalde paketleri nerede saklı? Bilmiyorum, işte o zaman anlayabilir. Merak ettim, bak şu kadar muhabbetimiz var. Bak görüyorsunuz sol üstte. Küçücük muhabbetim var, tamam mı? Merak ettim ya, sanat adına. Seni çıplak çizmeme izin verir misin? Sanat adına bak. Tamamen sanat için. Üniversitede iyi gider o iş zaten. Baba Sofia geldi. Kız! Niye geldin? Çocukla konuşmaya geldi. Bak bak bak, triplere bak. Yine biri. Vampiro! Neyse, Allah'tan dokunmadık ona ha. Tabii ki sanat adına. Tabii ki sanat adına. Her şey sanat için.
your. Sanat mı düet yapanların yaptığı şey? Evet. O da bir sanat. Yani şimdi her bu tip şeyler sanat görecelidir, anlayabiliyor musunuz? Eğer risk almazsanız asla yapamam. Dur bakayım, kabul edecek mi, merak ettim. Biliyordum. Biliyordum. Ha işte her şey. Nerede yapacağız peki bunu? Nerede? 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 Burada soy... Bayan ordusun! Abi ne yapıyorsunuz? Barın ortasındasınız lan. Yaşlı teyze var. Ne barın ortasında? İnanmıyorum. İşte gerçek bir sanatçı. Gerçek bir sanatçı. Bir de döndü. Sanat yer ve zaman tanımaz. Eğer orada soyunacaklarsa orada soyunacaktır. Ya ama aslında bir şey değil mi? Kötü bir şey değil. Şimdi düşünse adamı çıplak çizdiğine evine davet ediyorsun. Gerisini düşünebiliyor musun? Allah'ım tipe bak. Barın ortasında. Bir de adamın kafasını çiziyor sadece. Niye çoğu soydun çocuğu? Şey, poposunu çizmeyeceksen. Sadece kafasını çiziyor. Bakar mısın? Sadece kafasını çiziyor. Bak. Sadece kafa. Bir de döndüğü. Allah'tan dönmüyor. Bir çocuk şeye benziyor. Serkan'a benziyor. Bitti mi? Allah'ım sana şükürler olsun. God is watching you. Titanic 2. Efe hoş geldin. Ay bir şey diyeyim mi yani? Allah seni kahretmesin, o kıyafet ne? Ya yeter artık ya. Neyse dur, aramız iyi. Ya sonuç itibar... Kızım yeter artık, skeç mikeç yapmadı. Şu çocukla bir konuş, bir muhabbete git. Saat kaç? 9 daha saat. Daha işimiz... Adam gitmiş barda kitap okuyor yarabbim. Yani ben burada onu çıplak çizmişim, bir şey mi? Bir problem mi olur? Hoş geldiniz. Zerablo, 123, Elba, Cookie, Cookie and Haim. Oligard, hoş geldiniz yeniden. Brigapow. Brigapow. Niye böyle takılıyor burada bu ya? Böyle bir şey. Bir hareket yapacakken böyle bir oluyor. Nani pasi, bakalım. Şaka bra. Bak takılıyor, görüyor musunuz? Ve bir ağır yani. Draw me like one of your French boys. Allah'tan koltuk yoktu da yatmadı oraya. Artık intihar ederdim yani. Chat. Sanırım barda özel bir kıyafet gecesi var. Eldiven takmak zorunlu falan. Moda anlayışına şey vereceğim. Artık bitch who the fuck are you? Dur. Sen kimsin? Simon? Bakayım. No. Hiç tarzım değil. Belki de eldiven gecesi falandır. Ne bileyim, eldivenli kıyafet gecesi olamaz mı yani? Swaggles teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar. İyi izlemeler. Justin Timberlake. İşte ben de bir heveslendim ama yok yani. Ya! Hayır. Bir, ilk YouTube'a başladığımda şey, bir tane yorum almıştım. Abla artık vücudunu görmek istiyoruz diye. O geldi aklıma. Şey, kamerayı aç deyince. Hmm.
Susar mısın? Niye bu adama performans kariyerini şey yapabilir miyim diye soruyorum ki? Sen kim? Batu, teşekkür ederim. Geldiğini yeni gördüm. Bir de kaçmış çocuk. Öpüyorum seni. Bye. Şey gibi oldu. Sanki böyle ortamdan ayrılıyormuş gibi çocuk. Bye. Ay, Sude. İçinden şey çıktı. Ha. Welcome to the family, son. Oh, Oligard. Teşekkür ediyorum. Poki ve Happy Kulübü'ne hoş geldin. Poki ve Happy Kulübü'nün özelliklerini hemen ekranın altından görebilir. Ve bize Discord'da katılabilirsin. Çok teşekkürler desteğin için. Benim simimin adı klasik Venüs ya. Bu arada biz de açlıktan ölürüz, artık eve gidelim. Saat 12 olmuş zaten. Florn, Flitzaka. Serkan ne yolladın, çok korkuyorum. Wattpad'da dondurmacı ile ilgili bir şey yolladı. Ya hayır! Onun en sevdiğim şeyi kokusu. Ya Serkan, ruh hastası. Ruh hastası. İnanmıyorum. Hayatımda okuduğum en kısa ama en manidar kısa hikaye olabilir. Tebrik ediyorum fakat. Teşekkür ediyorum Oligard. Yeniden hoş geldin. Bir daha bekleriz yayına. Tamam, açız ve yiyebileceğimiz bir mac and cheese'imiz var. Adam dondurmacı diye kısa hikaye yazmış ya. Genç kız edebiyatı. Şey, 4 dondurmacı 1 K. Tamam, seni halledeceğiz. Evet, bu müthiş romanı okurken 3 chapter'ı var mı? Harbiden 3 chapter mı var? Yalan söylüyorsun. Bakacağım. Got a secret, can you keep it? With this one wish. Unuttum yemin ederim ya. Yalancı, tek chapter. One part story diyor. Pis. Ben kaç gündür o şarkıdayım. Bir dizi izliyorum Netflix'te. Gilmore Girls'ı izliyorum. 7 sezon bitmek bilmedi. Bitiyor neyse ki, son sezondayım. Şey yapacağım. Ona geçeceğim. Pretty Little Lies izleyeceğim herhalde. Onu bitireceğim. Kısa hikaye deyince aklı, dünyanın en kısa korku hikayesini biliyor musun? Dünyadaki son insan sandalyede oturuyordu ve sonra kapı çaldı. Deyip bitiriyor. Çok wow. Ya Xmas Dog nasıl söylüyorsun bilmiyorum. Şeyde, Reddit'te öyle bir yer var ya, tek bir cümleyle çok korkunç cümleler çıkarın muhabbeti. O onun gibi. Hanzo, sen iste girelim ya. Oyunda bir takılma oldu. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Çok uyuz. Şimdi Lily'ye bir şey öğreteyim orada. Sit-up'ı öğretecektim. Yatmadan önce de onu öğretelim. Ay, tuvaleti ben unuttum. Hala şey. Bak, 50 simenyonuma kıyamadım diye hala o tuvalet bozuk. Ya ben başlarını izlemiştim o neydi o öğretmenin adı ya? Ezreal mıydı? Onu falan biliyorum da 3. sezonda mı ne kalmıştım? Ama hatırlamıyorum. Dolayısıyla 2. sezondan falan başlarım herhalde. Eren, teşekkür ederim. Ezra, ha. Ezreal nereden çıktı?
Oo! Ezra da taştı ha. Ya niye takılıyorsun? Lanet girsin ya. Ya şey falan böyle bir hani sorunlu bir komşuları vardı ya, sorunlu bir çocuk. Hatta bundan şüpheleniyorlardı. Ey budur falan filan diye. Şey o çocuğa yapılan haksızlıklara çok uyuz oluyordum. O yüzden bıraktım diziyi galiba, ben hatırlamıyorum ya. Oyun çok takılıyor, evet, nasıl şey yapacağımı da bilmiyorum. Oy. Ezreal, evet ya, LOL'den of. Fairy, where you go with you got it. Ha, Toby ha. Zenbi Atsumete. Nerede yattı bu kız? Gel anneciğim, neredesin? Lili. Nerede benim minik bebeğim? Yemek yiyor tabii ki. Şişko! Hadi git burada yat bari. Tuvaleti nereye yapacağımızı söyleyebiliyor muyduk? Evet diyebiliyormuşuz, tamam. Gel bak dışarı yap bunu, belediye temizlesin. Ben niye senin çişini temizliyorum? Gel buraya. Pi. Ya üniversiteyi bu yayında yaparız diye düşünmüştüm ama şey yapacağım. Böyle dedim ya, açacağım böyle şey Sims 3 yayınları diye. Rahat rahat yayınları diye. O yüzden öyle yapacağım. Önce bir karakteri şey yapıp geliştirip öyle üniversiteye gideceğim. O yüzden birkaç yayın alabilir yani. Acele edince çünkü sıkılıyorum. Bir de paramız yok, aynen. Böyle şey bazen bazı oyunlarda şey yayınlarda şey yapıyorum, acele ediyorum, o zaman sıkılıyorum. Bu sefer devam etmiyorum. O yüzden yavaş yavaş normal kendi hızımda oynayacağım yani. Purple Venus teşekkür ederim. Ne yapıyorsun çocuğum, yapma. Yapma anneciğim. Gerçi orada yapabilirsin, bana ne. Bak çok takılıyor, görüyor musunuz? Niye böyle? Save mi atsam acaba? Sudi Gabri hoş geldin. Chloe'ye devam edemeyiz çünkü ikinci bölümü çıkmadı. Ha, reset sim yapıyorduk değil mi? Tamam, doğru Eren'cim, doğru diyorsun. C miydi? Ha. Böyle miydi bu? Ha, yok. Dur. Şeyi mi açmam gerekiyordu benim? Heh. Şunları resetle Allah aşkına ya. Takılıyor böyle. Sinir oluyorum. Fatih 5. Ay dur. Hayır. Havlama. Hera hoş geldin. Daha yeni gördüm seni. Çete yeni yazdın Allah bilir. Öyle mi? Dur bakayım. Ne yapayım onu ya? Neyi? Draw distance. Ya draw distance o kadar önemli değil aslında ya. Bunu yani. Low olsa ne olur? Olmasa ne olur? Şu draw distance... restart istiyor ama. Tabii ki bizim yayınların her zaman arkasında öyle bir katliam olur arkadaşlar. High detail load da düşük. Lightning and Shadows beni çok ilgilendirmiyor. Sen onu load'a bırakabiliriz. Bu yani. Ya draw distance şuraların düzgün gözükmesini etkiliyor galiba ya. Ama oyunu açıp kapamamız lazım görmemiz için. Object hiding nerede be? Object hiding. Aa, bu niye kapalı? Aa. Hayatıma son vermeden önce son kez yayınını görebildiğim için mutluyum. Hoşça kal Beril abla. Tövbe bismillah. Şaka diye düşünüyorum. Waffle Sombra, teşekkür ediyorum. Ne diyorsun ya? Oğlum beni germeyin. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Bak aklım takıldı. Waffle.
O şeyler yapmayın. Hayat her zaman. Hayatın boktan yönleri de var. Evet, çok boktan yönü var hatta. %90'ı bok. Ama yani %10'u yaşanabilir ve gayet de değecek şeyler olabilecek şeyler. O yüzden rica ediyorum böyle şeyler yapmayın ya. Tamam, %90'ı boktan. Evet, ama %10'u da idare edilebilecek bir şey. Lütfen. Ya umarım gerçek değildir, öyle diyeyim yani, gerildim şu an. Ben şey gerildim, bir de takıldım. Dediğim gibi hiç değmeyecek bir şey yani. Çok daha güzel günler olacaktır eminim. Umarım yalandır. Umarım okuldan bahsediyordur. Ben yanlış anlamışımdır. Neyse, tamirciyi de çağırdım. Hoş geldiniz yeni gelenler. Merhaba. İnşallah öyledir. Ben çok dramatik bir şekilde anlamışımdır. Lütfen ben çok dramatik bir şekilde anlamış olayım. Ne bileyim, öyle bir an... Bir de şey... Hani böyle bir anda hani o kadın çok ciddi sesiyle okuyor ya, ondan. Waffle'cım. Gerçekten bak, çok ciddi söylüyorum. Hani depresyon dönemlerinde böyle şeyleri çok çok düşünüyoruz. Ama diyorum yani, her şeyin güzelleştiği zamanlar olacaktır. Yani şu anki durumunu tabii ki bilemem. Hani ne şekilde hissediyorsun, ne yaşıyorsun bilmiyorum. Ama işte hayat devam etmek zorunda yani. Siz takın yani şey, ay kafam dağıldı be. Ya yani eminim seni çok seven insanlar vardır. Böyle hiç tahmin etmediğin şeyler insanlardır muhtemelen. Kendinize iyi bakın ki olmasın. Waffle'cım ben, hayır bak şey değil, hani üzmek kırmak falan değil, ben onu değil, ben takıldım o yüzden. Şeye takıldım yani, işte ona takıldım zaten, dediğin şeye takıldım. Hani değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum, ne yaşadığını bilmiyorum. Keşke bilsem de yardımcı olabilsem, ayrı mesele. Ama lütfen çok çok iyi düşün. Yani eminim ki ailen olsun, arkadaşların olsun, yani hiç tahmin etmediğin insanlar gerçekten çok farklı düşüncelere sahip. Yani o kafa farklı bir kafa, biliyorum. Yaşamışlığım var. Bugünü atlatabilirsen yarın daha farklı bir şeye uyanabilirsin. Yani en azından hani bak, ben madem benim yayınıma geldim, ben böyle bir şeye vesile oldum. En azından benim için bu gece bir kafanı koy, bir uyu. Bir sakinleş yani. Belki sabah kalktığında çok daha farklı şeyler hissedeceksin. Hiçbir şey senden daha önemli değil. Hiçbir şey senin hayatından daha önemli değil yani. Diyorum ya, çok daha iyi şeyler olacaktır.
Böyle en dipte olduğun zaman hayat genelde böyle seni şaşırtıp en yükseğe çıkartır. Katılıyorum. Hayatta dibe batmadan ne yükselebilirsin ne özgür olabilirsin. Çok doğru. Yirmi yaş çok küçük ya kuzum, yani 20 yaş ama tam dönemi, yani bu tip şeyler hissedebileceğinin tam dönemi, ama 20 yaş çok küçük. Ne olur bak, yani kendine zaman ver. Bir sene sonra dünyanın en mutlu insanı olabilirsin, ama eğer hani o fırsatı kaçırırsan hiçbir zaman mutlu olamadan bitmiş olacak her şey. Ama bir sene sonra dünyanın en mutlu insanı olabilirsin. İnsanın hayatı bir saat içinde değişiyor. Bir saati bırak, bir dakika içinde değişiyor yani. O yüzden hani bir şeylerin değişebileceğine inan. Tabii şimdi burada yayın üzerinde Sims oynarken ne kadar ciddi bir şey konuşabilirim ayrı mesele ama. Sen o konuşanları boş ver. O konuşanların hiçbir manası yok şu anda. Ben seninle sadece beraber konuşuyormuşuz gibi düşünerek o şekilde hareket ettim. Boş ver onları sen. Onlar internette biliyorsun böyle abidik gubidik şeyler olur. Kimse kimsenin ne yaşadığını, kimse kimsenin ne hissettiğini bilmediği için herkes konuşmakta özgür. Abidik gubidik konuşsunlar. Önemli değil. Önemli olan senin ne hissettiğin ve hani hayatına ne şekilde yön vereceğin. Kesinlikle katılıyorum koalaya. Yani çok 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 küçüksün. Bir de diyorum ya, tam dönemi yani o yaşlarda fark edemiyorsun ama hani bir sene sonra falan böyle artık kafan artık daha da oturmaya başlıyor. Olgunlaşmaya başlıyorsun ister istemez. Şu hayatta zaten hakikaten her şey geçici. Bugün mutsuzsan 2 saniye sonra çok mutlu bir insan olabilirsin. Keşke ne yaşadığını bilebilseydim de hani o şekilde tepki verebilseydim ama işte yayın üzerinden anca böyle. Kesinlikle öyle yani. Hayat çok acayip bir şey. Ya beni sıkmaz ama hani burada bir sürü 170 kişi var yani. Hani özel değilse kesinlikle öyle sıkmaz. Yayın şeye döndü. Keder yayınına döndürdük arkadaşlar. Ben dinlerim. İyi bir şey de söylemeye çalışırım yani. Ve mutlaka da yani komik bir şey diyeceğim. Bazen öyle saçma ki böyle en dibe düştüğün zaman şey istiyorsun. Hani biri seninle ilgilensin istiyorsun ya. O bile hani şu ortamda birine biri anlatsan, birine bile derdini anlatmaya çalışsan ve o kişi seni düzgünce dinlerse o zaman çok rahat hissedebiliyorsun kendini. Böyle bir anda bütün dünyan değişiyor. Daha olumlu bakmaya başlıyorsun her şeye. Bizim chatimiz çok güzel bir chat. Çok tatlı, empati kurabilen insanlarla dolu. Ben çok böyle onlara güveniyorum yani o konuda.
Baksana insanlar ne kadar tatlı ya, Allah. Çok tatlısınız. Şeydi, bu kurduğumuz minik toplulukla çok gurur duyuyorum ya. Vallahi. Ya bizim kurduğumuz ortam genelde aynı olduğu için onların da öyle oluyor, evet. Merhaba, hoş geldiniz yeni gelenler. Sizi yerim, çok tatlısınız. O sizin iyiliğinizden oluyor işte. Şimdi şurada bir bakalım yapabilecek miyiz bu karizmayı da o arada. Tatlısınız. Ay bugün şey var, dolunay var bir de, aman. Diyorum niye ekranım bana parlıyor. Hera! Helal olsun sana. Diyeceğim tek şey bu. X-Miss Dog, çok sevindim. Gerçekten bir şeyi bırakmanın bir manası yok. Sonra seneler sonra çok üzülebilirsiniz çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm koptu yemin ederim. Bu ne? Bu şey yukarıdan böyle bambaşka biri gibi gözüküyor. Sanki böyle kelmiş gibi. Neyse bu gece dışarı çıkma. Hayır Lili. Lili. Gel çocuğum. Gel anneciğim. Ay hiç işte gelmiş. Önüne yapsana. Gel önüne yap. Gel önüne yap. Eğir uçan. Hatırladım. Teşekkür ederim. Sen de iki varsın. Ya benim gaydarım çok iyidir arkadaşlar. Ben böyle çekerim. Enerjimle çekiyorum zaten sizi ben. Ya hepiniz öylesiniz. Yani insan sadece kendi değerini bilmek zorunda. Hani bir süre sonra onu fark etmeniz biraz zaman alıyor ama hani işte şey derler ya, hayata bir kere geliyoruz diye. Gerçekten o kavramı kavrayabilmek ayrı bir şey. Unicorn'cum tabii ki değilsin. Yani mesela ben. Hadi coming out yayını yapalım. Herkesin konuşası varmış, ben bilseydim. Hakikaten böyle Gamze bazen öyle yayın yapıyor ya, işte Euro Truck Simulator falan yapıyor. Ondan yapsaydık keşke ya. Coming out ya, ayıpsın.
Hera'cığım yerim seni ya. Vallahi iyi ki varsınız diyeceğim. Yani hani bazen böyle kelimeler yetmiyor bazı şeyleri söylemeye. Hani siz ne kadar diyorsunuz ya işte hani bizim hani ben senden destek alıyorum diye. Ben de sizden destek alıyorum aynı şekilde. Onun hiçbir şeyi yok. Hiçbir farkı yok yani. Ya Waffle anlatacaktın diye. Anlatmadı değil mi? Ben görmedim çünkü onu bekliyorum deminden beri. Yok anlatmadı. Ya bir noktada da hani şey oluyor. Tıkanıyoruz. Hani internet üzerinden yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. Ama dediklerimizi bence bir değerlendirmeni tavsiye ederim Waffle. Gerçekten. Konuşmak iyi gelebilir yani. Ha o gelmedi yalnız. Şu anda geldi. Bir saniye bakayım. O gelmedi. Okuyayım bir dakika. 3 yıl önce başladı her şey. Görüştüğüm birisi vardı. Gizli saklıydı. Dur bakayım. Sonra herkese anlattı falan. Aslında çok da iyiydi aramız. Malum ülkemizde insanlar istediği gibi yaşayamıyor. Ailem öğrendi, çevrem öğrendi. Uzak akrabalar öğrendi. Okulda yürüyemez oldum. En son evdekilerden tamamen koptum. Kendi hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Birkaç önce çalıştığım yerde taciz uğradım. Şikayet ettim. Nesin bir de utanmadan şikayetim geldi şeklinde bir yanıt aldım. Bugün de şikayet. Ya bu genel olarak zaten hani bütün dünyada yaşanan bir şey ama tabii ki bizim ülkemizde çok fazla yaşanan bir olay. Ama işte bizim gibilerin daha şey olması gerekiyor, güçlü olması gerekiyor. Çünkü bizi hani hep şey diyor ya, çok cheesy bir şey diyeceğim ama hani hep RuPaul diyor ya, hani bizim ailemiz bizi istemezse biz kendi ailemizi yaratabiliyoruz diye. Öyle yani kendi aileni oluşturman gerekiyor bazen. Hani aile, bazı aileler anlamıyor. Doğru. Bazı aileler anlamayacak da. Ama diyorum ya kendi aileni yaratabilirsin. Kendi aileni oluşturabilirsin. Ve bu gerçekten çözülemeyecek bir sorun değil. Gerçekten çok zor bir dönem. Okey. Haklısın. Özellikle işte bulunduğumuz yerden dolayı da ekstra zor. Ama aşılamayacak bir sorun değil. Gözünü seveyim. Yani çok çok farklı şeyler yaşayıp çok daha güzel şeyler yaşayabilirsin. Değmeyecek bir şey. Yani dediğim gibi ya şu kim diyorsa onu bir alalım mı dışarı? Kimsenin zamanını çaldığın yok. Ben aksine mutlu oldum yani hani anlattığın, döküldüğün için. Çünkü bu tip şeyler çok konuşulan, dile getirilen şeyler değil. Hani böyle konuşmak da güzel oluyor. Çünkü hani bak ben sana bunu 30 yaşındayım neredeyse. Hayat ben ne zaman bakayım yani öyle büyümüş biri olarak hani anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Öyle bir ilişki de yaşadım. Onu da anlıyorum. Hani tamam ben dışlanmadım ama
Diyorum ya, aileni zaman içerisinde belki anlayabilecek kıvama getirebilirsin. O da olabilir. Hiç belli olmaz. Hani belki hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Tamam, ama bazı şeyleri kabul edip hani hayatına devam etmek bence çok daha önemli. Yani sen ulan yayın şey oldu, düştü. Yayın, lütfen sakin ol. Sakin ol. Yani şimdi şöyle düşün. Hani bazı şey, bu ilişki seni dibe çökertti. Okey. Ama başka bir ilişki ya da başka bir arkadaş, yani bunun illa hani sevgili muhabbeti olması gerekmiyor. Başka bir ilişki, aile ilişkisi, arkadaş ilişkisi seni en yükseğe taşıyabilir. Bir de öyle düşün. Yani hep bardağın boş tarafını görmenin bir yararı yok şu anda sana. Daha pozitif olman gerekiyor. Ya millet zaten her zaman konuşacak. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bak ben size bunu söyleyeyim. Yani hayatınızın her döneminde mutlaka biri sizin ya görünüşünüze, ya işte tipinize, ya konuşmanıza, ya işte cinsel tercihinize, her şeyinize göre konuşacak. Çünkü toplum baskısı çok fazla. Toplum baskısının her yerde böyle. Ha bizim bir de üstüne dinimiz var, ayrı mesele. Din baskımız var. Hayat çok sıkıntılı, doğru, ama etrafındaki insanlarla bunu çok daha iyi yerlere getirebilirsin. Diyorum ya, bak mesela, ya en basit, bu çok basit bir şey. Bak mesela bizim burada oluşturduğumuz minik bir topluluğumuz var. Yani buradaki insanlarla bile konuştuğun zaman, bak burada ben hiçbir sana ters çıkan birini görmüyorum şu anda. Chat'i okuyorum buradan. Yani bu, ya işte, ya kimsenin de bilmesine gerek yok, biliyor musunuz? Yok yani. Aynen öyle. Ailemi ve arkadaşlarımı seçebilirim. Onlar kabul etmezlerse diğerleri eder. Doğru. Doğru. Çok güzel. Boyuna bende de çok severim ben bu arada. Doğru. Tabii ki denemeye değecek. Her zaman denemeye değecek. Hiçbir hayatının hiçbir zamanında denemeye değmeyecek hiçbir şey yoktur. En azından hiçbir şey değişmese bile diyeceksin ki tamam abi ben denedim. Denedim yani. Bu kadar. Gökhan hoş geldin. Selamlar. Sen dene. Yani senin o insanlardan bir farkın olsun, anladın mı? Senin o insanlardan bir farkın olsun. Benim istediğim şey bu. Yani biz zaten çok azınlığız, tamam mı? Eğer aramızdan biri daha giderse bize kayıp. Onların hiç götünde bile olmayacak işin açıkçası yani. Ama bizim için çok büyük bir kayıpsın sen. Aynen, bu da senin sınavın ve buradan, yani bu noktadan eğer kalkarsan emin ol bana, hayatında bir seviye atlamış olacaksın. Bir daha bunu düşündüğün zaman daha farklı düşünmeye başlayacaksın. Çünkü diyorum ya, önünde çok güzel şeyler olabilir ve hepsini kaçıracaksın yani. Bu değmeyecek, denenmeyecek hiçbir şey yok. Denemek zorundasın. Dene. Hadi zombiler de birbirlerini yesinler. Bak Hera çok önemli bir örnek bence. Hera HP. Çok çok önemli bir örnek. Waffle'cim, bunu duymak bile, yani tekrar düşüneceğini duymak bile benim için çok büyük bir umut kapısı. Yani kesinlikle düşün. Dediğim gibi. Kesinlikle düşün ve daha farklı şeyler düşüneceğine inanıyorum.
Christmas dog, teşekkür ederim. Ya tecrübeler zaten paylaşılmak için vardır. Hani bir şey... Tecrübeler bunun için var. Bir şey yaşıyorsan hani onu paylaşacaksın ki insanlar kendini çok yalnız hissediyorlar. Niye bilmiyorum. Halbuki her şeyin... İnanın bana en abuk düşündüğünüz hani böyle hayatınızda bunu kimse yaşamıyordur, bunu kimse düşünmüyordur dediğiniz şeyi dünya üzerinde mutlaka en azından bir kişi düşünüyordur. Güzel örnek. Boss fight gibi düşün. Evet. Yani kesinlikle diyorum ya, burada sosyal medya hani işte böyle boklukları olduğu gibi iyilikleri olan da bir platform. Dolayısıyla sizin gibi hisseden, sizin gibi düşünen insanları da bulabileceğiniz bir yer. Bak biz birbirimizi mesela bulduk. Bunun gibi. Abi ne ses yaptınız lan. Tamam hadi gidin. Gidin buradan. Ha bir de o da çok önemli. Cahil insanlar yüzünden. Hakikaten hayattan vazgeçmek. İşte değme kısmı burada önemli oluyor. Kim için, ne için? Cahillik de değil de böyle kapalı kutu gibi düşün. Yani bir hayatlarında Waffle'cığım gerçekten seni tanıdığıma çok sevindim. İyi ki o mesajı attın. Hani bir zamanlar bu şeydir ya, ben buna inanıyorum. Yani bunu gerçekten aslında bir çıkış kapısı olarak kullanmak istiyorum. Yani bir tarafın tutunuyor bence hayata. Hani bir tarafın kesinlikle istiyor bir sebep bulup devam etmek. Hani belki de işte diyorum ya, ben bugün yayın açmayacaktım yani. Çok rastgele açtım. Ondan sonra ne bileyim buna bu kadar saat durmayacaktım. Her şey bak birbirine bağlı. Bunlar çok küçük etkiler. Kelebek etkisi. Belki de bugün çok güzel bir şeye vesile olduk. Ben ona inanıyorum. En azından buna inanarak daha farklı düşünmeni istiyorum. Kesinlikle bu bir işaret. Kesinlikle. Sesin ince diye... Ya diyorum ya bak, insan her zaman başka bir insanda takılacak bir şey bulur. Dalga geçecek bir şey bulur. Uyuzluk yapacak bir şey bulur. Siz kendinize bir duvar öreceksiniz. Hani yanınıza sadece size değer veren insanları alacaksınız. O da zaman, onları bulmanız da zaman alabilir. Her şey keşke iki gün içinde gerçekleşse ama olmuyor işte. Yani bunlar hep zamanla, tecrübeyle gerçekleşen şeyler. Dolayısıyla en önemlisi, hiç kimse de olmasa yanınızda kendiniz varsınız. Siz olduğunuz sürece sizi kimse yere vuramaz. Sizden başka. O yüzden kendinizi sabote etmeyin. Kendinizi sabote etmeyin. Çünkü işte diyorum ya, yani ne kadar etrafınızda çok çok iyi insanlar da olsa işte... Ne bileyim, çok yakın arkadaşlarınız, eşiniz, en yakın arkadaşlarınız, sevgiliniz, bilmem neyiniz. Gece yatağa yattığınızda, herkes uyuduğunda siz yine kendinizlesiniz. O yüzden önce kendinizi daha kendinizi düzeltmeniz gerekiyor ki, kendinizle barışık olmanız gerekiyor. Kendinizi sabote etmemeniz gerekiyor ki ilerleyebilirim. Mutlaka mesaj at, Waffle. Mutlaka. Mutlaka. Hatta bekleyeceğim yani, öyle diyeyim.
Bugünü, bu geceyi unutma. Bu gece birbirine bağlı çünkü. Böyle bir şeyin yaşanması kozmik bir bağlantı. Bir şey oldu burada bu gece. Ben buna inanıyorum Waffle. Buna inanıyorum. Ne oluyor deli? Dur bir dakika, bir şey okuyordum orada, dur. Uzun bir şey okudum. Nerede o? Vetemes. Bir dakika bakayım. Vetemes, bu konuda diyebileceğim şey şu. Hakikaten çok net bir şekilde cevap verme kısmı çok önemli. Yok, arkada Lili de bağırıyor ondan. Cevap verme kısmı şu yönden önemli. Yani onları ne kadar, hani seni, onlar seni ne kadar üzdüğünü düşünürlerse senin üzerine o kadar geleceklerdir. Çünkü zaten istedikleri o, amaçları o. Hani başka birini gömmeden rahat edebilecek insanlar olduklarını düşünmüyorum bu tip şeyleri yapanların. O yüzden diyorum ya, Allah. Ne oluyor kızım? Sen ne kadar güçlü durursan o kadar... O kadar sallamaz gözükürse, onlar da bir süre sonra zaten sallamayacaklardır. Çünkü bunların işi bu zaten. Hani salladıkları için seninle uğraşmıyorlar zaten. Zaten ve de yine zaten. İşte maksat bok olsun yani. Welcome to the family son. Küçüktür 3. Pink Ego Box 21. ayın yeniden hoş geldin. Teşekkür ederim kuzum. Hate Bey 21 ay. Vay anası. Hoş geldin. Lila kalpler. Kalpler. Sevgisi işte ya. Benim chatim başka. Vallahi billahi. Benim chatim başka. Vallahi. Oh manuş. Tebrik ederim bu arada. Level 2 yapıp bütün yemeği yakmış olman beni benden aldı yani. Ya bu arada benim chat'im ne derken şey de yapmak istemiyorum. Hani böyle benim chat'im en iyi chat, çok iyi falan manasında değil. Şey manasında dedim. Hani böyle benim şansım manasında dedim. Böyle güzel bir ortam yaratmış olmak benim şansım yani. O açıdan çok mutluyum. Size sahip olduğum için de çok mutluyum. Desteğinize de çok mutluyum. Ben de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyice duygusala bağladık ha. Kalp. 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 Herkes ağlıyor. Arkadaşlar. Beraber her şeyin üstesinden gelebiliriz. Buna inanın. Ya ağlayan çıksın, ponçiklik var. Vafırı el ele tutuşuyor. El ele tutuşup şey ponçik samınlayacağız. Yayın benden dolayı donmuyor şu an. Ay. Heracığım, varlığın yeter. Boş ver. Ponçik. Lili dur annem. Dur anneciğim, ne oluyor? Yay. Yeah.
Siz de iyi ki varsınız. Zaten yarın bir de okul var. Artık. Chat. No. Bir şey mi yükleniyor kuzum? He? Bir şey mi yükleniyor? Hayır ama internet çok kötü. Benim de Battlefield gitti. Koptu şu anda. Chat koptu. No. 22-25 şu an yükleme yok. Ama yani şey var bayağı bildiğin. Battlefield'e girmiyor. Ve benim de şu an gittim. Heh, şu an düzeldi. Şu an daha iyi. Aynen. Chat diyorum. Chat uyuzluk yapıyor diyecektim. İnternet uyuzluk yapıyor ya. Şu anda. Drop. Düzeldi. Okey. Diyorum ya her şey birbirine bağlı. Her şey. Everything is connected. Patates sarılması. Patates sarılması. Ponçiklendi. Welcome to the family, son. Phantom of the Home. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Poki VIP kulübüne. Poki VIP kulübünün özelliklerini hemen ekranın altından görebilir. Ve Discord'da bize katılabilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Obliksinor. Hadi patatesleri ötelleyip kahkaha atalım. Onu şey yapabilirsek, sindirebilirsek. Vallahi. Patates artı nöte. Wow. İyi. Hayal edemedim şu an. Oh, ne bu? Hera. Boya. Ay çok gıcık. Lila olunca böyle bazen tutmuyor. Ona çok gıcık oluyorum ama seviyorum ya. Sana hakaret edenlere hiçbir karşılık vermeyeceksin. Hiç. Öyle de geç. Öyle he öyle he he yap geç. Ya çünkü karşılık verdikçe olay daha da büyüyor. Abidik gubidik şey dönüşler gerçekleşiyor. Bu sefer olay daha da büyüyor. Karşılıklı şeye giriyor. Bu sefer haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Gerek yok. Miley'i görüyoruz. Ha canım diyor. Ha. Ben bir kere mor pantolon giydim diye sataştılar bana ya. Yani hayat tuhaf. Şu an drop'un geçmesini bekliyorum da. Samet hoş geldin kuzum. Ya diyorum ya. Cevap verdi. 4 yıl aynı yerdeysen şöyle bir şey olabilir. Ne yapabilirsin? Yine cevap verme konusunda fikrimi değiştirmiyorum. Cevap verme zaten. Sallama. Hadi git. 4 sene boyunca bunu yapabilirsin. Çünkü 4 sene boyunca sürmeyecek o. He he deyince en fazla bir sene sürer bence. He he de pıt. Ay deli etti beni bu droplar ya. Vallahi deli oldum.
Bir anda böyle bir var ama bir şeyler oluyor şu an internette de. Ne oluyor bilmiyorum. Benim her zamanki şansım. Hala online olamıyorum. Olmuyor.